Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla unutma, sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aç kapıyı! Aç kapıyı ahlaksız! Aç kapıyı Gönül! Aç diyorum! Aç dedim sana, çık dışarı! Gönül! Gönül aç kapıyı! Çık dışarı dedim sana Gönül! Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Namussuz! Ağzını topla. Ne dediğinin farkında mısın? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın ya? Senin yüzünden benim ailem parçalandı, ailem. Babam bizi bırakıp gitti be. Gel buraya gel, ben seni geberteceğim. Öldüreceğim seni. Bırak! Asla bırakmam, gel buraya. Bırak! Gel dedim sana. Geberteceğim seni. Seni geberteceğim. Dünya bir pislikten kurtulacak. Seni geberteceğim, anladın mı? Bir daha kimseye zarar veremeyeceksin. Geber diyorum sana. Geber! 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 Melis. Melis, iyi misin? Kime bağırıyordun sen öyle? Yılana. Yılan mı? Zehirli yılan. O çıngıraklı olan var ya. O evin içine girmiş, böyle sinsi sinsi dolaşıyordu. Geberttim onu ellerimle. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol, geçti. Bak. Babamın bu evden gitmesine de o yılan sebep oldu. Onun o çıngırakları var ya, hala benim kulağımda, öyle zehirledi babamı, anladın mı? Tamam Melis, sakin ol. Sakin ol, geçti. Ege. Ege, babam bizi niye bırakıp gitti? Neden yanımızda değil? Annem niye ara verdik dedi? Bak, bu sorular benim hala kulağımda, aklımda, anladın mı? Ama ben bulurum o yılanı. Melis bak, sen hamilesin. Bebeğini düşün. Böyle duygusal çıkışlar iyi gelmez ona. Tamam. Tamam, haklısın aşkım. Şimdi ben çıkıyorum. Biraz işim var. Aklım sende kalmasın. Benim aklım o yılanda mı? Ben o yılanın başını ezerim. O çıyan benim annemle babamı ayırdı. Ama o kızı bizi ayıramayacak. Ya tamam, tamam, arayacağım dedim ya. Sakın bana bak. Sakın buraya geleyim deme. Duyuyor musun? Senin ne işin var burada? Şey, ben su alacaktım da. Ya bırak suyu filan hadi. Sen şu ekmeği al da içeri getir. Ben Naciye'ye çorba yaptım. Kiminle konuştu bu ya? Tamam. Tamam, biliyorum, biliyorum. Savcı da orada olacak değil mi?
İyi tamam. Ben birazdan çıkıyorum. Karakolda görüşürüz. Ne karakolu Kuzey? Abla sakın. Bak Kuzey annemi bırakmam. Abla karakola gideceğiz. Annem Alper'i bıçakladığını söyleyecek. Başka yolu yok. Var Kuzey. Ya Canan her şeyi kabul etti. Ama sen kabul etmiyorsun. Etmiyorum. Çünkü ben adaleti yanıltmam. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Kuzey bak Canan her şeyi kabul edecek. Ben öldürdüm diyecek. Diyecek. Ne der tabii. Karşılığında ne isteyecek peki? Ha? Hiçbir şey istemem. Bakın. Bütün bunların başınıza gelmesindeki sebep benim yani Sıla. Ben de annesi olarak tüm bu cezayı kabul ediyorum. Bize bir izin verir misiniz? Bir konuşalım. Abla hadi. Bahar lütfen hadi. Zeynep nerede? Evde değil. Gönül abla beni incitmiş ya. Gece onda kaldı. Melis! Nereye ne oluyor? Çekil be çekil. Sen de onların tarafındasın değil mi? Sen de onlara çanak tuttun. Çanak mı? Ne oldu? Gönül Hanım'la Bülent abini sen mi buluşturdun? Aradın. Ay Gönül ablacığım Feraye Hanım evde yok. Gel Bülent'i baştan mı çıkart dedin? Sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne be ne? El birliğiyle ailemi dağıttınız be. Hepiniz yuva yıkıcısınız. Hepiniz. Yeter. Yıldız abla. Yıldız abla ne yapıyorsun sen? Yıldız abla. Vur hadi. Vur da hapislerde çürüteyim seni. Yıldız abla. Oo, Carin de geldi. Carin ne Melis? Yılanın yavrusu. Evet, Antalya'daki mekan aktarın her şeyi. İstanbul bir süre kapalı kalacak. Bodrum'daki açılışı da erteliyoruz. Dikkat çekmeyelim şimdi. Hadi kapatıyorum. Önemli bir şey olmadıkça aramayın beni. Cihan? Zeynep arıyorsan annesine gitti. Şey ben Zeynep'i buraya getirdim. Hayrola? Yıldız Hanım'dan korse almaya geldi. Gönül Hanım'ın biraz beli kötü de. Beter olsun, beter. İşte insan ne ekerse onu biçermiş. Bak yaptığı şeylerin cezasını çekiyor. Beli bir türlü doğrulmuyor. Bel kız. Ay ne yani Feroş, yalan mı? Üf. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yok yok yapmadım diyorum ben. Ya Hülya, polisler geldi mi? Kuzey her şeyi anlattı mı? Götürecekler mi beni? Yok annem, kimsenin geldi ettiği falan yok. Kuzey seni asla polislere vermez. Sen korkma olur mu? Ay niye benim böyle her yerlerim ağrıyor, kırılıyor her yerim. Anne sen düştün bayıldın ya. Bütün gece biz seni başında bekledik. Onun için mi böyle her yerlerim ağrıyor? Of, Cavidan nerede? Şey, Kuzey'le konuşuyor. Annem sizin yerinize teslim olacak. Anne, Kuzey'in sonunda kabul etti. Korkma sen olur mu? Anlaştılar. Hadi sen şöyle bir çorbandan iç,
Bir kendine gel, olur mu anneciğim? Ay Allah'ını seversen. Şimdi çorbanın sırası mı ya? Ben gideyim bir bakayım ya. Anne, bak çorbanı içmen lazım. Yoksa tansiyonun çıkacak. Bir de onunla mı uğraşalım? Hadi, bak ben buraya bıraktım, içersin. Of. Bak, canım feda size. Ya bırak işte ben gidip teslim olayım. Boşuna anneni yakma. Karşılığında ne isteyeceksin peki? Nasıl yani? Annemin yerine hapis yatacaksın ya. Karşılığında. Ne isteyeceksin? Ben hiçbir şey istemem. Sadece... Sadece ne? Bahar. Kızım. Onu ortada bırakma olur mu? Biliyorsun zaten gönlü yaralı. Tek başına yapamaz o. Kuzey. Bahar'la evlensen. Ha? Ben kendim için hiçbir şey istemem. Vallahi istemem. Ama bak. Bu hepimiz için en doğrusu. Tamam. Peki. Kabul ediyor musun? Allah Allah, nereye gitti şimdi bu? Yılanın yavrusu ne ya? Ne demeye çalışıyorsun sen? Oha, bence ne demek istediğimi gayet iyi anladınız ya. Ne oldu? Sen herhalde ananın yediği haltlardan haberdar değilsin. Tabii ya. Tabii siz ikiniz de biliyordunuz. O gönül yılanının babamın dudağına yapıştığını ikiniz de biliyordunuz. Melis, bak ben... Sen ne ya? Aa, bu Melis'in sesi değil mi? Ya sen ne, ne? Melis, sen ne? Melis, ya sen Melis, ya, tamam. Ne ya sen Melis, ne? Melis, Melis, ya. Koş Feroz, koş, koş, koş. Koş. Ver kız. Melis, Melis, bırak. Melis. Melis, bırak. Ya bırak. Kuzey nerede? Vallahi ne bileyim, biz konuşuyorduk, bastı gitti. Anlatsana, ne konuştunuz? Ya işte ben dedim ki ben Naciye Hanım'ın yerine hapse girerim dedim. O ne dedi? O da karşılığında ne istiyorsun diye sordu. Sen ne dedin? Vallahi benim bir derdim var. O da kızım. Yani onu ortada bırakma. Bahar'la evlen dedim. Kabul etmemiştir ki. Evlenmem demiştir. Yo, peki dedi. Kabul etti. Nasıl? Sahi mi? Evlenmeyi kabul etti mi yani? Yani peki dedi. Sonra da çekip gitti. Ay Allah'ım çok şükür. Annem hapse girmekten kurtuluyorsun. Dur kızım, dur bir dakika. Senin gözün arkada kalmasın Cavidan. Kızın bize emanet. Ben üstüme düşeni yaptım. Artık sıra sizde. Kuzey, ne oluyor? Evet memur bey. Söylediğim gibi annem burada. Kendisi birini bıçaklamak zorunda kalmış. Şimdi olup biten her şeyi size anlatacak. Ya ne yaptın sen? Doğru olanı yapıyorum. Bir sakin ol. Anneciğim sen de sakin ol. Gördüklerini, yaşadıklarını tek tek memur beye anlat. Tamam?
Naciye Bozbey, geçin oturun şöyle. Ablacığım yapma. Çok kötü yapacağım seni kızım. Bırak dedim. Yok, senin suçun yok öyle mi? Anan babama yazsın. Sen Ebru'ya yaz ama bir suçun yok değil mi? Hayır. Bırak. Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz bana yalan söylediniz. Sen bana yalan söyledin. O gönülün babamı öptüğünü benden sakladın anne. Bak seni çok kötü Melis, yapacağım. Melis yeter. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak. Dokunma bana. Anneciğim. Hadi anneciğim stres yapma. Bak memur bey burada. Olup biteni doğru bir şekilde anlat. Hadi lütfen. Ağlama. Ağlama. Bütün her şeyi gerçekleri anlat. Sonrası zaten hallolacak. Bana bırak. Evet Naciye Hanım. Sizi dinliyoruz. Hadi. Sevmek, sevmek herkesin harcı değil. Değil, ha? Of. Vallahi benim bir derdim var. O da kızım. Yani onu ortada bırakma. Bahar'la evlen dedim. Kabul etmemiştir ki. Evlenmem demiştir. Yo. Peki dedi. Kabul etti. Nasıl? Sahi mi? Evlenmeyi kabul etti mi yani? Yani peki dedi. Sonra da çekip gitti. Uf! Güya evlenecekti benimle ya. Güya evlenecekti. Hepsi yalan. Kızım. Allah Allah. Ne oluyor burada? Hani evlenecekti benimle? Hani benimle evlenecekti? Ya adam benimle evlenmemek için annesine bile feda etti ya. Kızım bir sakin ol. Sakin falan olamam. Sakin falan olamam anladın mı? Kuzey beni istemiyor anladın mı? İstemiyor. Kuzey hala ablamı seviyor.
O bana değil, Sıla'ya aşık. Anladın mı? Sıla'ya aşık. Hepsi ablam yüzünden. Hepsi ablam yüzünden. Bitti bu iş. Kabul et artık, bitti. Ya bir sakin ol, kendine gel. Ablan yüzünden falan değil, senin yüzünden. Nasıl yani? Sen gidip Kuzey'e her şeyi söylemek zorunda mıydın? Kuzey bilmeseydi ben ne güzel gidip teslim olacaktım. Sen de bu evin gelini olacaktın. Anne ben senin için yaptım. Anne ben senin için yaptım ya. Sen boş yere hapis yatma diye yaptım. Senin beni düşünmene ihtiyacım yok. Ben hapis falan yatmayacaktım. Nasıl yatmayacaktın ya? Geçti Borun Pazarı, süreçliğin iyiydi. Bana bak, sen bu doğrucu davutlukta da aynı Sıla'ya çekmişsin. Anne ben sen değilim. Ben sen değilim. Yalanla dolanla işimi halledemem ben. Varsın Kuzey benim olmasın. Ben değişmem. Bir şeyim yok değil mi? Yok yok, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Melis, ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin yapman gereken anne. O ne demek oluyor? Ya, ya bu kızın anası benim babamı öptü babamı. Sen bunu benden sakladın. Üstelik bu kıza bizim evimizi açtın, farkında mısın? Kızım, onun bir suçu yok. O pisten yana. Ya annesine bile sırtını döndü. Ha öyle mi? Ama beli incindi diye koşa koşa gitti annesine. Ya kızım, ya sen nasıl kıskanç bir pisliksin kızım ya? Sen beni kıskandın ya. Sen ailemi kıskandın. Sen annemle babamın evliliğini kıskandın. Melis, saçmalıyorsun. Hayır, saçmalamıyorum. Sen ömrün boyunca böyle bir aileye sahip olamayacağın için benim ailemi kıskandın. Melis, yeter, yeter kızım, yeter ne olur. Yetmez, yetmez anne. Sen var ya, melek görünümlü bir şeytansın. Ya sen kıskanç asalağın önde gidenisin kızım. Önde gideni. Bıktım senden ya ben. Bıktım ya senden, defol. Melis, defol, yeter. Sana. Kendine gel. Zeynep'le böyle konuşamazsın. Sen de karımla böyle konuşamazsın. Ne oluyor burada? Ablacığım bak geçti, ağlama artık. Ben buradayım. Bahar. Senin karnın mı aç ablacığım? O yüzden mi ağladın sabaha kadar ha? Tamam. Hemşire abla. Bahar'ın karnı aç. İçeride mama var mıdır? Olmaz mı? Var tabii. Hadi içeri geçelim. Gel. Bak varmış mama. Hadi gel. Demek senin yalanla dolanla işin olmaz. Demek sen doğrucusun. O zaman niye hiç aramadın ablanı? Niye hiç aramıyorsun Sıla'yı? Çünkü o Kuzey'e ihanet etti. Sadece o yüzden öyle mi? Yoksa sakın ablam gelir de Kuzey'i elimden alır diye olmasın? Bana bak. Ben sizin yüzünüzden elimi kirlettim. Ben senin yüzünden elimden geleni yaptım. Mutlu olun, Kuzey'le ilişkiniz güzel olsun diye yaptım hepsini. Niye anlamıyorsun? Ne oluyor burada? Yok bir şey, yok şey. Kuzey'in söyledikleri yüzünden morali bozuldu da ben de onu teselli ediyordum. Polis sana da bir iki soru soracakmış gelir. Ege bak, babam bizi bırakıp gittiyse eğer bunun sebebi bu kızla anası. Meselenin Zeynep'le bir alakası yok. Olay Bülent amca ile Gönül teyze arasında. Bir saniye, bir saniye. Sen de mi biliyordun?
Gerçekten inanamıyorum size ya. Hepiniz biliyordunuz. Gerçekten inanamıyorum size şu anda. Sen de mi biliyordun? Sana neden söylemedikleri belli oluyor. Niyeymiş? Şu haline bak. Öfke kontrolün yok. Cihan, sen karışma. Karışırım. Sen kendini savunmuyorsan ben savunurum. Hele kendine bile sırtını dönmüşken burada kimse seni suçlayamaz. Sen üzerine vazife olmayan meselelere karışma. Karışırsam ne olur? İşte böyle memur bey. Olan biten her şeyi anlattım ben size. Peki. Şimdi olay yerine gideceğiz. Olan biten her şeyi bir de orada anlatacaksınız. Tamam. Gidelim. Cavide Hanım, hazırlan. Sen de geliyorsun. İfade vereceksin. Olup biten her şeyi, Alper'in size saldırdığını, bunun bir nefsi müdafaa olduğunu anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. E bu arada bir şartın falan varsa söyle bileyim. Anlamadım. Ne şart? Hani annemin yerine hapis yatmak için bir şartım vardı ya. Ondan bahsediyorum. Yok canım. Ne şartım olacak benim? Ben gördüğüm her şeyi anlatırım polis kardeşlere. İyi. Ben de öyle tahmin ettim zaten. Şimdi hazırlan. İfade vermeye geleceksin. Hadi. Nasıl ya? Anne, emin misin yani? Benim babam şu anda o varoş kadına mı baktı? Baban o kadına baktı. Hem de aşkla baktı. Onları öpüşürken gördüm. Melis, annen senin düğün günün diye her şeyi içine attı. O yüzden sana hiçbir şey söyleyemedi. Yok yok, hayır. Vallahi öyle bir şey olamaz ki. Yani bu benim babam o kadına bakmamıştır. Yani büyü müyü bir şeyler yapmışlardır bak gerçek. Sen ne yaptınız? Büyü mü yaptınız siz benim babama? Ne yalan mı yaptınız? Melis! Sen git, onun bir suçu yok kızım. Yok, onun bir suçu yok. Evet Melis, Zeynep'in bir suçu yok. O hiçbir şey bilmiyordu. Kızım bak, asıl suçlu baban, bizi ailesini yok sayan baban. Nasıl ya? Anneciğim hadi. Hadi gel. Hadi anneciğim. Zorlaştın bunu. Hadi. Gel. Ay abla. Ya Kuzey tehdit ediyorsun zannetti. Bak dayadı polisleri kapıya. Ya ne tehdit etmesi? Ben kızımı ortada bırakma dedim. Allah aşkına. Bir ana olarak benim bunu istemeye hakkım yok mu ya? Ya kuzenin sen Bahar'la evlenmeyeceğini bilmiyor musun ha? Niye evlendiği ısrar ediyorsun? Niye zorluyorsun çocuğu? Ya ben zorlamadım kimseyi. İçimden geleni söyledim. Ya benim kızımın namusu yok mu ya? Ah ne güzel. Hem birlikte olsun, ondan sonra da evlenmem. Ya başka bir yerde olsa var ya, çeker vururlar be. Abla, tehdit ediyorsun diye düşündü Kuzey. Bak Kuzey zorlamaya gelmez, ısrara gelmez. Gördün işte, Bahar'la evleneceğini annemi hapse gönderdi. Ne bakıyorsun kız sen de? Ben sana karışma demedim mi anne? Bak, senin yüzünden her şey bitti. Kuzey artık hayatta evlenmez benimle. Beğendin mi yaptığını? Thank you.
Aks abla. Mis. Al kızım. Anne ben çıldıracağım. Anne iyi değilim ben. Anne babam. Anne babam böyle bir şey nasıl yapar? Anne neden benden sakladınız anne? Anne neden benden sakladınız? Sakin ol. Bir sakin ol. Bir sus sakin ol. İşte bu yüzden sakladık senden hamilesin kızım. Hamilesin bebeğe zarar gelebilir diye düşündük. Anne, anne ara. Anne ara babamı anne. Alırsın babamı anne. Ne olursun haberleri al her şeyi anlatsın anne. Herkes duysun ne olursun babamı anne. Beni yalan bir beni dinle. Kızım ben babanı kaç kez aradım. Ama telefonunu açmıyor. Nasıl yani? Evet Melis ben de aradım açmadı. Nasıl yani? Bak Gönül'ün anlattıklarından sonra ben babana bir şans verdim. Ama o bana bir açıklama bile yapmadı. Ama açmadı yani öyle mi? Evet. Bak benim aklıma takılan bir şey var. Madem Bülent amca ile Gönül teyzenin arasında bir ilişki vardı. O zaman neden Bülent amca Gönül teyzeyi yanında götürmedi? Anne, gördüklerini memur bey anlatır mısın lütfen? Bırak gidin sana! Bırak be kadın! Bırak, bırak. Bırak Allah'ın cezası bırak! Bırak be kadın! Bırak! Cavidan Peker, sen neredeydin o sırada? Buradaydım amirim. Anlat hadi. Şimdi Naciye Hanım bizi dinliyormuş. Sonra Alper fark etti. Yanına gitti, böyle bir üstüne atıldı. Bıçak neredeydi? Alper'in elindeydi. Sonra? Sonra orada bir böyle bir arbede yaşandı. Ne oldu tam olarak anlayamadım. Sonra bıçak oğlanın karnına girivermiş. Yemin ederim bak. Kazayla saplandı. Ben bir şey yapmadım. Neden ambulansa, polise haber vermediniz? Korktuk. Çok korktuk, kaçtık. Kusura bakmayın. Ceset nerede peki şu anda? Yenge, yenge annemi alıp götürdüler. Ha, olay yerine götürdüler. Tamam, ben kuzeni arayacağım. Tamam, sağ ol yenge, sağ ol. Annemin telefonu bu. Sabahki numara. Alo? Kapattı. Allah Allah. Kim ki bu ya? Tam olarak buraya mı düştü dedin? Evet oğlum. Tam olarak oraya düştü. Ve kanlar içinde yere yığıldı. Öyle mi? Olay yeri incelemede geldi. Ne ceset var ne kan. Bu işte bir tuhaflık var. Farkındayım.
Ceset yok, kan yok. Olayın burada yaşandığına emin misiniz? Yok yok. Kesin bunun anası ahtapot gibi sardı babamı. Babam tabii çareyi kaçmakta buldu. Tabii. Tabii Melis, babanın hiç suçu yok değil mi kızım? Ay yok Feroş. Suç kadınlarda. Hepsi zengin erkek avcısı. Hayır Belkıs. Kadınlar akıllarına giriyorsa onlar da akıllarını kullanıp onlara uymasınlar. Melis. Melis, ben gerçekten böyle olmasını istemezdim. İstemezmiş. Yemin ederim istemezdim Melis. Annem adına çok utanıyorum. Zeynep yeter ya. Daha kaç kez özür dileyeceksin? Sana ne ya? Sana ne? Onun anası yüzünden benim ailem dağılıyordu be. Özür dileyecek tabii. Bana bak, hiçbir ilişki üçüncü bir kişi yüzünden bitmez. Allah Allah, o ne demekmiş? İlişki zaten bitmiştir. Üçüncü kişiler sadece bu durumun ortaya çıkmasına vesile olur demek. Konuştu aşk doktoru. Kardeşim. Sen ne karışıyorsun bizim aile meselemize? Karışmayayım da Zeynep'e yüklenin değil mi? Yargılayın, cezasını verin. Asın bir de isterseniz burada. Buna izin vermem. Cihan, sus lütfen. Ne saçmalıyorsun sen? Burada kimse Zeynep'e kötülük yapmaz. Zeynep'i korumak sana mı kaldı? Ege. Ha, bana kaldı. Ah! 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 Melis! 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 Melis, ne oluyor? Korkutma Melis! Ah! Melis! Melis, iyi misin? Anne, kapı bana! Anne! Melis! Anne! Melis, kızım korkutma, ne oluyor? Canım acıyor anne. Tamam kızım, tamam. Korkutma beni. Kareyim. Melis, ne oluyor böyle? Anne. Melis. İyi de kanlar içinde yere yığıldı demediniz mi? Dedik. Nerede hani? Kan olsa ultraviyole ışınıyla ortaya çıkmıştı zaten. Amirim, olayın üstünden iki gün geçti. Yağmurla falan serinmiş olabilir mi? Mümkün değil. Ceset yok, bıçak yok. Cinayete dair hiçbir emare yok ortada. Evet, kesin bir gariplik var bu işte, kesin. Belki Alper bir oyun oynadı. Ölmemiştir belki. Nasıl yani? Ya bu Alper daha önce de yani böyle işler çevirdi. Kuzey Bey'den, Naciye Hanım'dan para almak için çeşit çeşit oyunlar yaptı. Belki bu da bir tezgahtı. Vallahi orasını bilemem. Şimdi karakola gidelim, ifadelerinizi onaylatalım. Nasıl olsa savcılığa sevk edilebilecek bir durum yok. Yani şimdi ben tutuklanmayacağım. Yok. Hayır. Hayır anne. Tutuklanmayacaksın. İyi de nasıl oldu bu oğlum? Oğlum, ben sana sonra anlatacağım. Sonra o dev dağın arkasından heybetli sesiyle "Buraların tek hakimi benim!" diye kükremiş. Masal da böyle bitmiş. Hadi güzelim. Hadi bağırma, uyu artık. Şşş, bağır uyu. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Gizli'den arayalım da kim olduğunu anlayalım. Hala. Hala.
Alper. Bu onun sesi. Alper ölmemiş. Bahar. Annemlerden haber var mı canım? Yok. Kuzey'i de aramadı. Ay ne yaptılar bunlar? Ay Allah'ım sen yardım et bize. Ay hadi annem hastaneye gidelim kalk. Belki senle nasıl kalkayım yanım acıyor çok. Kızım bunların hepsi psikolojik. Ya sen hala ne duruyorsun? Cihan al götür şunu. Belkıs Hanım. Yanlış anlamayın ama gelininiz biraz abartıyor gibi. Aa, ne abartması be? Ne saçmalıyorsun sen? Sen haddini aştın artık. Çabuk çık. Defol git bu evden. Yürü gidelim Zeynep. Zeynep burada kalacak. Ege ben de gitsem iyi olacak. Evet bence de iyi olacak. O annene de söyle sakın kaçmasın bak bunun bedelini ödeyecek çok ağır. Melis yeter yeter kızım ne olur bak bebeğe bir şey olacak. Ben annem adına tekrar özür dilerim sana. Böyle olmasını istemem. Hadi Cihan. Hadi. Sakin ol bebeğine bir şey olacak Melis lütfen. Anne nereye? Anne. Ben geliyorum. Ege. Elimi tut. Oğlum aradın mı doktoru? Aradım birazdan gelecek. Burada nasıl muayene edecek ki? Anne zaten yakınmış doktor. Birazdan gelecek. Gerekirse hastaneye götürürsünüz dedi. Sakin kızım sakin. Zeynep. Zeynep gitme. Gitme burada bizimle kal. Teşekkür ederim Feraye Hanım. Ama olmaz. Melis hamile. Benim varlığım onu rahatsız ediyor. Anlıyorum. Ama bak sen benim en zor anımda anneni bırakıp yanımda oldun. Melis biraz sakinleşsin onunla konuşacağım tamam mı? Feraye Hanım gerçekten ben rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun Zeynep. Annenle kalma burada kal. Cihan. Hadi Zeynep'i biraz sahile götür. Hava alsın. Sonra onu evine. Buraya getir. Bu arada sizden özür dilerim. Haddimi aştım. Bazı cümleler kurdum. Hadi. Biraz denize basaya gelir. Gidelim. Geçin bakalım hadi. Ha, anne ne oldu? Olay yerine gittiniz mi? Ha? Ne dedi polisler? Ablacığım bir sakin ol ya. Bir sakin olur musun ya? Ortalığı velvele verme. Gittik olay yerine. Annem ifadesini verdi. Olay yerinde herhangi bir delil bulamadılar tamam mı? Ama soruşturma devam ediyor. Yani? Yani şimdilik tutuklama falan yok. Ama dosya daha kapanmadı. Alper'in canlı ya da cansız cesedine ulaşılana kadar soruşturma devam edecek. Alper'in cesedi bulunursa annemin hapse girme ihtimali var. Bulamazlarsa? Tutuksuz yargılama devam edecek şimdilik. Ya Alper öldüyse bunun cesedi nerede? Yok kızım yok. Ölüsü de dirisi de yok. Tuhaf olan bu zaten. Anneciğim hadi tamam. Yorucu bir gündü git dinlen sen tamam hadi. Gel Naci'm gel ben seni oturayım. Ben de sana bir hılamur kaynatayım anne. Ay çok iyi olur vallahi. Gel sen gel. Kuzey. Şey. Annem suçu üstlenme karşılığında Bahar'la evlen. Onu ortada bırakma falan demiş ya sana. Evet. Yemin ederim ki benim haberim yoktu. Ben söyletmedim anneme. İnan bana. Biliyorum Bahar. Senin böyle bir şey söyletmeyeceğini biliyorum. Bu arada
Sana teşekkür ederim. Eğer bana zamanında olup biteni söylemeseydin, belki de annen teslim olacaktı. Ben de annemin yaptıklarından haberdar olmayacaktım. Sağ ol. Bahar. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Tamam. Belki bizim bir hikayemiz olmayacak. Belki işim olmayacaksın. Ama biz iyi arkadaş olabiliriz. Tamam? Durumu nasıl doktor hanım? Gayet iyi. Oh, çok şükür. Çok şükür. Korkulacak bir şey yok. Böyle stresli olduğun zamanlarda vücut ister istemez kendini sıkıyor. Bu bir kasılma sancısı. Şey, ne yapacağız peki? Dikkat edeceksin Melis. Seni üzen, strese sokan durumlardan uzak duracaksın. Yani bebeğini düşüneceksin Melis'ciğim. Aa, anneciğim, siz bana söylemiş olsaydınız ben böyle bir tepki vermezdim. Hah, mesaj da geldi. Asistanımdan üçlü tarama testi sonucu istemiştim. O geldi. Ters bir şey mi var? Melis'ciğim sakin ol. Kötü bir şey yok. Bu taramalar kötü bir şey olmasın diye yapılıyor zaten. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ailede Down sendromlu biri var mı? Anne, al şunu güzelce iç. Ay Allah'ım sana çok şükür evdesin ya, kurban keseceğim kurban. Dur kızım dur Allah'ını seversen ya. Daha Alper'in cesedi yok ortada, her şey bitmiş değil. Anne ben de onu diyorum işte. Ceset yok, kan yok, bıçak yok. Seni neyle suçlayacaklar? Ben de şaştım bu işe gitti yani bilemedim. Belki de var ya, Alper ölmedi. Bir yere kaçtı gitti, saklandı. Aman neyse ne. Zaten yakında kokusu çıkar değil mi? Hadi hadi sen git ben dururum başında hadi. Ay, iyi bari ben bir duş alayım ama bir şey olursa seslenin bana tamam mı? Tamam. Ne oluyor Cavidan? Alper'in cesedi nerede? Ben onu gömdüm. Ne? Nereye gömdün? Hangi ara gömdün? Ormanın içinde bir yere. Gece gizlice gittim. Sürükleye, sürükleye götürdüm. Bir çukur kazdım, attım içine. Sonra oradaki kanları falan da çamaşır suyuyla yıkadım gitti. Allah aşkına ne diyorsun sen? İnanmak istemiyorum. Ya. Bak. Polis bile hiçbir şey bulamadı ya. Sen yat kalk dua et bana. Yani şimdi Alper öldü değil mi? Allah Allah. Öldü tabii sen kendi gözlerinle gördün ya. Gördüm. Eğer ben o gece gidip halletmesem, Alper'i gömmesem sen şu anda hapisteydin ya. Bana bak. Sen de ağzını sıkı tut tamam mı? Tamam. Kimseye de hiçbir şey söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Bu sır ikimizin arasında sonsuza kadar kalacak. Tamam mı? Dünür, ya sen hiç merak etme. Kimse Alper'i bulamaz. Böylece de bu dava unutulur gider. Anlaştık mı? Ne arıyorsun kız sen burada? Hiç. Ben Naciye teyze iyi mi diye sormaya gelmiştim. İyi, iyi. Merak etme. İstirahat ediyor. Rahatsız etme kadını. Demek bu sır aranızda kalacak ha?
Hadi hala. Aç şu telefonu, neredesin? Ay, Cavidan ablanın telefonu. Cavidan abla, telefonun. Bunun ne o? Annemin telefonu mu? Evet evet, annenin telefonu. Kim arıyor? Vallahi bilmiyorum, kayıtlı değil. Ay, açsam mı acaba? Karakoldan falan aramasınlar. Sen zahmet etme, ben açarım. Sabrım kalmadı hala. O parayı vereceksin. Günlerdir aç susuz sokaktayım. Canıma tak etti. Dayandım kapına. Parayı bahçeye getir. Hala. Hala orada mısın? Kimmiş? Şey ya, çocuk sesi geldi. Yanlış aradılar herhalde. Kapattı. Aman karakoldan falan aramasınlar da. Neyse, ben anneme bakayım. Yani bizim ailemizde Down sendromlu biri yok. Bülentler'de de yok, bundan çok eminim. Ama yine ben Naciye ablaya sorarım tabii. Yani bizde de yok bildiğim kadarıyla. Ya, hatta eminim bundan. Benim kızım şimdi Down sendromlu mu olacak? Melis, ben sadece riskli bir durum gördüm. Net bir şey yok. Ama kontrollerimizi de yapmamız lazım. Ne yapacağız? DNA testi. Bir sonraki hafta gelirsin, hallederiz. Senden kan örneği alacağız sadece. Onu da İspanya'ya göndereceğiz. İyi de peki ama ben... Bak, panik yapma. Zaten ailede de yoksa risk daha da azalıyor. Tamam doktor hanım, çok sağ olun. Ben izninizi isteyeyim. Ben sizi yolcu edeyim. Çok sağ olun. Hiç merak etme gelincik. Yani her iki ailede de öyle bir şey yok. Ay anne, sen yine de bir halama sor, olur mu? Aa, tabii canım. Tabii merak etme, soracağım. Keşke babam da burada olsaydı. Melis'ciğim, biz ne yaşarsak yaşayalım, o senin baban. Ve seni herkesten çok seviyor, biliyorsun değil mi? Yok, o daha belli değil. Belli değil, haber vereceğim. Belli olan bir şey var, o da yarın tekrardan kliniğe gideceğim bu müvekkillerle görüşmeye. Tamam, görüşürüz, hadi sağ ol. Nerede bu telefon ya? Hah. Efendim Alper. Hala nereye kayboldun? Bin defa aradım. Neredesin sen? Ya tamam, getireceğim parayı. Sen nerede olduğunu söyle, ben senin yanına getireceğim. Pencereden dışarıya bak. Bahçedeyim, arka tarafta. Ne? Ne diyorsun sen ya? Buraya mı geldin? Sen telefonlarıma çıkmayınca ben ortaya çıkayım dedim. Nasıl fikir? Bana bak. Olduğun yerde kal. Hiçbir yere kımıldama. Yine bir çuval inciri berbat edeceksin ya. Öf! Anne neredesin ya? Heh, Bahar. Annen nerede? Şey, annem. Bilmiyorum, bir şey mi oldu? Ya bu ifadeyle ilgili eksik kalan bilgiler var. Onları doldurmamız gerekiyor. Nerede olabilir ki ya? Orada işte. Ne işin var senin burada? Kuzey. Anneme sen hiç sorma, annem ezberden bilmez. Onun kimlik bilgileri falan hep bende var. İyi, yani bu benim işime gelir. Annenle de uğraşmamış olurum. Sen müsait olduğunda gel o zaman, bir bakalım şunlara, tamam? Ha, tamam. Bana bak. Ben sizin yüzünüzden elimi kirlettim. Ben senin yüzünden elimden geleni yaptım. Mutlu olun, Kuzey'le ilişkiniz güzel olsun diye yaptım hepsini.
Bahar. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Tamam. Belki bizim bir hikayemiz olmayacak. Belki eşim olmayacaksın. Ama biz iyi arkadaş olabiliriz. Tamam? Neredeyse yakalanıyorduk salak. Gel. İyisin değil mi? Doktorun söyledikleri canımı sıktı. Sıkmasın. Bak kızımız Down sendromluysa o yine bizim kızımız Melis. Yine onu seveceğiz. Onun her zaman yanında olacağız. Ege. Ege ama benim için çok zor. Hayır değil. Bak onlarla aramızda sadece bir fark var Melis. Sadece tek bir kromozom. O kadar. Ama inan bana onlar bizden çok daha özeller. Yalan dolan bilmezler. Yüreklerinde sadece sevgi vardır. Sonsuz sevgi. Kızımız Down sendromluysa... İnşallah değildir. Yani Ege ben yapamam. Ben dayanamam ki. Eğer öyleyse... belki de bize gerçek sevgiyi öğretmek için gönderilmiştir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Gökhan. Gökhan bu mesajı alınca acil beni ara olur mu? Çok önemli. Sizin ailede Down sendromlu biri var mı? Gökhan. Hemen sorup öğrenebilir misin? Çünkü ben hamileyim. Karnımdaki bebeğin babası da sensin. Unuttum acıları geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla unutma. Sen kalbimin emrisin. Son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim anla. Aşk varsa umut varsa.